Arkadaşlar herkese iyi geceler diliyorum. Ee, uyku tutmadı. Tampa Bay çalışmamı bitirdim. Kısaca yorumlara geçelim isterseniz. Yedili plasenin ilk kesin olmamakla birlikte bir ikili önerim olacak. 2 ee, numaralı punk arkası 4 ve 8. Burada muhtemelen düşünülmesi gereken bir e, ikili olabilir. Sıralı veya sırasız fark etmez. 2 ee, numaralı plunkun ikili de kalmasını bekliyorum. Altının ilk ayağına şöyle bir baktığımız zaman burada son koşusunda da e, baya başarılı bir koşu gerçekleştiren o Hector Diaz ile 3 numaralı Sesi Charlie benim favori ismim arkadaşlar. Daha sonra 4 ve 2 numaralı isimleri burada kendisine rakip olarak tutuyorum ki 2 numara Bayomere Diyansson Luka Panici ile bir dördüncülük gerçekleştirdi. Ve o burada olmadığı için e, üstüne antrenörün ikinci jockey İsa Castillo deklar olmuş. Ama da sakın es geçmeyelim. E, sonuç itibariyle birçok ikincilik ve üçüncülüğü mevcut bu jockey ile bu antrenörün. Altının ikinci ayına baktığımız zaman yarın büyük bir ihtimalle 6 numaralı speed. Burada çok sürdürerek favori çıkacağını düşünüyorum. Haklı e, da favori olacak çünkü sürekli olarak listed koşularda boy gösterdi. Stex koşularda boy gösterdi. Ve başarılı e, koşuları mevcut. E, burada tabi e, sürpriz aramayan dostlarım için bu isim değerlendirilebilir. Alternatif bank olarak görünebilir. Yalnız burada yeni gelenlerden bu e, seviyede ilk defa koşacak olan yani Klemik'ten gelen bir isim mevcut. O da 3 e, numaralı Fox Rocks ben bu isimden yarın başarılı bir koşu koşmasını bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında da e, normal şartlarda 6 numara speedten pek e, aşağı kalır yanı olmayan ve yarın AGP sıralamasında muhtemelen çok gerili planlarda çıkacağını düşündüğüm 8 numaralı Millistral Wicked bu isme 6 numaralı Speed'e rakip gördüğüm iki isimdir. Yani geniş kuponlarda düşünülmesi gereken isimler olduğunu düşünüyorum ki buraya altı arkası 3-8'de ikili önerebilirim arkadaşlar. Altının üçüncü ayına baktığımız zaman şartlı bir koşu. Yani zor geçmeye aday bir koşu gibi geliyor bana. Benim burada favori ismim bir numaralı Steel arkadaşlar. E, bugün çok farklı bir koşu gerçekleştirmesini bekliyorum. Rakip olarak da 5-6-7 ve 2 numaralı isimleri sizlere önerebilirim. Altının dördüncü ayağına baktığımız zaman ki yine bir şartlı koşu. E, burada da bir sürpriz olma ihtimali yüksek. Çünkü birbirine denk isimlerin bir araya geldiğini düşünüyorum. E şöyle bir bakıldığında 8 numaralı e, Kremden benim burada ön plana çıkardığım isimdir. Daha sonra sırayla 2, 5, 1, 7, ve 3 numaralı isimlerden burada değişik bir e, koşu, değişik bir netice almalarını bekliyorum. Yani kısacası altının 4. ayarı 8, 2, 5, 1, 7 ve 3 numaralı isimler arkadaşlar. 6'lının 5. ayarına e, baktığımız zaman burada da benim favori ismim 4. E, rakip olarak 1, 8, 10, 11'i tutuyorum arkadaşlar. E, altının sorayana baktığımız zaman burada 5, 9, 10, 1 ve kaçan atın arkasına yatma özelliği bulunan 3 bu isimler e, ön tarafta yarışı temposunu ciddi şekilde arttıracaklarını düşünüyorum. E, yarışın mesafesine de baktığımız zaman 1600 yani bu tip bir koşuyla bu yarışın biteceğini pek ee, zannetmiyorum ağırlıklı belki 6 numaralı morgans ve koşuyu önde e, kabullenebilir ama arkadan gelecek isimler gerçekten e, önde yalnız bırakmayacağını düşünüyorum bu ismi e, hal böyle olunca son viraja dönüldüğünde muhtemelen ön tarafta temponun biraz düşeceğini düşünüyorum e bu vesileyle arkadan gelecek isimlerin burada şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ve gözüme ilk batan isim eğer ki formunu koruyorsa 8 numaralı Zerena'dır arkadaşlar. Bu isim bir koşuda gördü. Tinsdor temsilcisi. Muhtemelen yarın yarışın sonlarına doğru öndeki isimlerin temposunun düşmesinden yararlanıp gerilerden gelip bu koşuyla yeni çevirebileceğini düşünüyorum benim gecenin güvendiğim e, ismidir banko ismimdir he ama bu at gerçekten Sprint atamaz ve e, kötü koşu koşarsa işte bakın o zaman işler değişir bu defa yine gerilerden gelmesini beklediğim iki numaralı Magic Girl ve 3 numaralı Sensible Might ee, bu iki isimden bir tanesi ciddi sprint atıp koşuyu kendileri de lehine çevirebilirler. Yani burada 8'in performansı yarışın kaderini tayin edeceğini düşünüyorum. Eğer kötü bir koşu gerçekleştirirse 3 ile 2 en iyi sprinti atının bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Toparlayacak olursak 7'li plasenin ilk ayağında iki arkası, 4 -8 2 arkası 4-8-2'li düşünüyorum. Altının ilk ayağında mutlaka 3-4'ün yanına 2 numaranın da ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Altının ikinci ayağında tabii ki 6 numara burada ciddi şekilde favori çıkacak. Alternatif tek adayım ama yeni gelenlerden 3 numara ve 6'nın seviyesinde olup da formunu artık bulmaya yaklaşan 8 numara burada 6'ya zor anlar yaşatacaklarını düşünüyorum. Altının üçüncü ayağına baktığımız zaman 1-5-6-7-2 benim ön planda tuttuğum isimler arkadaşlar. Altının dördüncü ayağı gerçekten karışık ve zorlu geçmeye aday bir koşu olduğunu düşünüyorum. 3-2-5-1-7 ve 3 numaralı isimler burada yarışta mücadele edip birincilik isteyecek isimler olduğunu düşünüyorum. Altının beşinci ayağına bakıldığında da 4-1-8-10- 11. Bu isimlerden birinin yarışı kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Altıncı son ayağında az önce de söylediğim gibi 5 kaçacak, 9 kaçacak, 10 kaçacak, 1 kaçacak. Yani burada çok önde süratli bir tempo olmasını bekliyorum ki 3 numarada bu isimlerin yeri geldiğinde hızlandırıp koşuyor. E, tempoyu daha da üst seviyeleri çıkartabileceğini düşünüyorum. E, bu süreçte yani Kendisini kendisine inandığım 8 numaralı Zerena'nın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım arkadaşlar. Ama dediğim gibi gerçekten eğer forumda değilse talihsiz bir şekilde kötü koşarsa o zaman 2 ve 3 numaranın geriden en sağlam gelinin bu koşuyu lehine çevirebileceğini düşünüyorum. Benim Tampa Bay çalışmalarım da bu şekilde. Herkese iyi geceler diliyorum arkadaşlar. İyi uykular. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.